السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Vel asri innel insane lefi husr illellezine amenu ve amilus salihat ve tevasav bil hak ve tevasav bis sabr. Sadakallahul azim. Okumuş olduğum asır suresinde Cenab-ı Hak asra, zamana, zamanın önemli kısımlarına, çağa yemin ederek ifade ediyor ki bütün insanlık zarar ve ziyandadır. Aldanmıştır. Ancak iman edip salih amel işleyen, hakkı ve sabrı kendisine ve başkalarına hakkıyla tavsiye eden insanlar hariç. Yani zamanın kıymetini değerlendirip imanla ve salih amelle imanını Allah'a ispat ederek ona güvendiğini ona inandığını kulluğa yakışacak tarzda ispat eden insanlar hariç diğerleri hep hüsrandadır, zarar ve ziyandadır buyuruyor. Zamana dikkatimizi çekiyor ve ona and içiyor Cenab-ı Hak. Yani bizim için zamanın bir yönüyle aldanma vesilesi olabileceği, bir yönüyle de imtihanı kazanıp dünyada ve ahirette saadete, Allah'ın istediği güzelliklere erişebileceğimizi gündeme getiriyor. İşte miladi takvime göre bir yıl daha sona eriyor. Diğer bir yıl daha geliyor. Allah bundan sonra ne kadar ömür verdi, verecek bilmiyoruz. Ve hepimiz geçen zamanın ne kadar acele, çabuk geçtiğini, ölüme bizi nasıl daha fazla yaklaştırdığını e, değerlendirmemiz gereken bu günlerde insanlar e, Ahmet Hoca'nın da vurguladığı gibi e, kafirlere benzeyip ne yaptığını bilmez tarzda eğlenceyle vakitlerini tüketiyorlar. Daha önce bu kürsülerden, minberlerden yılbaşı kutlamayın diye ısrarla sözler söylüyorduk. Sözümü geri alıyorum. Yılbaşını kutlayabilirsiniz. Hatta kutlayın. Değerlendirin. Nasıl kutlanması gerekiyorsa o şekilde kutlayın. Size bu kadar ömür veren eğer Rabbimizse başka biri değilse Rabbinize şükrederek bir yıl daha geçti. Allah bir yıl daha ömür verdi. O şekilde kutlayalım. Yok. Allah vermediyse şeytan ve şeytani zihniyetler bizi yarattıysa biz onların kuluysak onları memnun edecek şeytanı razı edecek şekilde yılbaşını yine kutlayın. Ama inancımızı gösterecek şekilde yaşayalım. Aslında biz böyle müdafaa cinsinden kafirlerin gündemlerini şöyle yapın böyle yapmayın diye Hayatımızı onlara benzeyecek, benzemeyecek tarzda değerlendirmemeliydik. Bizim gündemimiz çok daha farklı olmalıydı. Kulluk görevimizi nasıl ifa ederiz? Nasıl dünyaya İslam'ı yayarız? Nasıl diğer insanlara huzuru, saadeti, mutluluğu, refahı, güzelliği götürürüz? Nasıl onların da hayatlarını küçük çaplı cennete, ahiretlerini de ebedi nimetlere çevirecek şekilde onlara örnek oluruz. Bunları anlatmamız, bunları gündeme getirmemiz gerektiği halde hala yılbaşından bahsediyoruz. Evet, Allah bir ömür verdi, bir yıl daha yaşadık. Nice tanıdıklarımız bizim kadar belki yaşamadılar. Böyle bir hayatı veren Allah'a İsyan ederek mi bir yıl kutlanılır, değerlendirilir? Şükrederek mi ve bir yılın muhasebesini yaparak, önümüzdeki yılın daha güzel geçmesi için planlar ve programlar yaparak mı yıl başı veya yıl sonu değerlendirilir yoksa vur patlasın çal oynasın diyerek mi? Kayıplara matem yapılır. Kazançlara belki bayram. Ne kazandık da neyin sevincini tutuyoruz? Cennetin müjdesini mi aldık? Allah'ı razı ettik her şeyiyle ve iş sevinmeye mi geldi? Sevineceksek, Müslümanca sevinsek, Müslümanca değerlendirsek. Evet. Allah'ın kulu olduğunu idrak eden insanlar, Allah'ın yarattığını kabul eden insanlar, Allah'ın dini olan İslam'ı benimsediğini düşünen insanlar tam 37 milyon bilet satın aldılar. Milli piyango diyoruz. Milli dini demektir bilirsiniz. Kur'an'da farklı bir anlamda kullanılmaz. Millet din anlamında kullanılır. Milleti İbrahim, İbrahim'in dini. Hangi millettensin? İbrahim'in milletinden. Yani onun dini. Nedir o? Milleti İbrahim'e hanifa. O tevhid dinine mensuptur. Mâ kâne İbrahim'u Yahudiyen ve lâ Nasraniyen ve kâne hanifen İbrahim ne Hristiyandı ne Yahudiydi. O muvahhid bir Müslim idi. Der Kur'an. İşte onun milletinden onun dininden olan insanlarız. Millet din demek, milli de dini demek. Dini kumar deniliyor adına. Dini piyango. Eyvallah, bence hiç yanlış bir ifade değil. Dini kumar mı olur dersiniz? Tercihenin layık dinine göre bir kumar, bir piyango ancak dini bir piyangodur. Ama bu din Allah'ın dini değil tabi. Evet, insanları böyle kumarla, eğlencelerle ne hale getirdiler? Ve bizler de buna muhalefet etmeye çalışıyoruz. Önce bu yılın son hutbesinde yılbaşıyla ilgili bazı sorular sorup bazı düşüncelere e, yönlendirmek istiyorum. Sonra e, bir yılın istatistiğini e, tutalım beraber diye bazı rakamlar vereceğim. Evet, Kur'an'da Asır Suresinde ve diğer ayetlerde zamana dikkat çekilerek vaktini değerlendirmeyen insanların zararlı çıkacağı vurgulanır. Tam anlamıyla değerlendiremediğimiz bir yılın bitmesi, ölüme biraz daha yaklaşmamız bizi üzülmeye mi, sevinmeye mi sevk etmeli? 2017 yılını tüm görevlerimiz yerine getirerek geçirmiş olsak bile sevincimizi nasıl göstermeliyiz? Zaman nimetini veren Allah'a şükürle mi, ona isyanla mı? Müslümanın yılbaşısı bir ocak değil, bir Muharrem'dir. Öyleyse kimin yılbaşısını nasılın için ne şekilde kutlama durumundayız? Aslında bir Ocak, Mekke'nin fethinin yıl dönümü kabul edilir. İsyanla geçirmek yerine bugün ve bu gecede günümüzün Mekke'sinin ve içinde yaşadığımız yerlerin asr-ı saadetteki Mekke'ye ne kadar benzediğini ve yeniden fethedilmesi gerekip gerekmediğini gündeme getirmemiz gerekmez mi? İçinde yaşadığımız şehirleri mekkeleştiremediysek, Mekke'yi de asr-ı saadetteki Mekke'ye çeviremediysek, bunların ızdırabını duymak ve kendimize ve şehirlerimize çeki düzen vermek için yeniden Müslümanlarla işbirliği yaparak, yani cemaatleşerek, ümmetleşerek gücümüzü bir araya getirmemiz gerekmez mi? Yeni yeni giren yılda nasıl daha iyi bir Müslüman olabilirim? İslami görevlerimi daha güzel nasıl yapabilirim diye düşünmesi ve programlar yapması gereken halk eğlence adına haramları nasıl benimsiyor? Noel tabii ki Müslümanların değil, Hristiyanların kutsal kabul ettikleri gün. Onların Hz. İsa'nın doğduğuna inandıkları, daha doğrusu öyle varsaydıkları zaman onlar Hz. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bile kabul etmezken bizim onların tanrı olarak taptığı oğul tanrı kabul ettiklerinin doğum gününü bayram kabul etmemiz öncelikle Hz. İsa'ya hakaret değil midir? Yani bir peygamberin doğum gününü kutlamış değiliz yıl başında. Bir tanrının tanrılaştırılan Hz. İsa'ya da en büyük hakareti yapanların tanrılarının doğduğu günü e, kutlamış oluyoruz. Tabi Hristiyanlara sormak gerekiyor. Hiç tanrı doğar mı? Tanrı ölür mü? Tanrısız bir hayat olur mu? E, asılmaktan kendisini koruyamayıp ölen bir tanrının e, daha önce doğmamış sonradan doğan bir tanrının e, yıl dönümünü kutlamak akılla ne kadar bağdaşır? Hristiyanların Müslümanların takvimini, peygamberini, İslami hayat tarzını, inancını önemsemedikleri halde biz de hem de dinimiz yasakladığı bir durumda onlarınkini niye önemseyip onları niye taklit etme ihtiyacı duyalım? İnsanlara yılbaşı bahanesiyle kumar sevdirilip oynatılıyor. Hayatında hiç kumar oynamamış insanlar dahi devlet eliyle meşrulaştırılmaya çalışılan milli piyango ile kumara teşvik edilmiş. Olmuyor mu? Çarşılardaki çoğu mağazanın vitrinlerine baktığınızda Noel denilen Hristiyan papazlarının bizimle alay ederek sırıttığını herhalde görüyoruz. Kurban bayramında kesilen hayvanların hayvancılar tarafından şiddetle eleştirildiği bir durumda hindi katliamına ve Çam ağaçlarının katliamına karşı niye o insanlar aynı reaksiyonu göstermiyor diye sormak durumundayız. Evet bir yıl geçti, bir yıl daha geliyor. Gelin bu bir yılın küçük çaplı bir istatiksel değerlendirmesini yapalım. Az önce söylediğim gibi 37 milyon adet piyango bileti basılıyor ve bunların yüzde 95'inin şu anda satıldığı bildiriliyor. Bir, bir yıl içinde ise 96 milyon 600 bin adet bilet basılıp satılıyor. Ve bir istatistik. Türkiye'de internet vesilesiyle yani sanal medyada kumar oynayanların sayısının 2 milyon olduğunu ifade etmiş olayım. 2 milyon kişi sanal kumar tutkunu. Ve bunların sayısı her geçen günde artıyor. Son 6 yılda uyuşturucu kullanımı tam 17 kat artmış. Son 10 son 6 yılda uyuşturucu kullanımı tam 17 kat artmış. Ve uyuşturucu kullanım yaşı da 10 yaşına kadar düşmüş. Bonzai adlı uyuşturucudan ölenlerin oranı son 5 yılda 5 kat artmış. Kullanımı da 15 kat. Ve ilk kullanım yaşı da 13'lere inmiş. Türkiye'de 2007'den bu yana 2148 kişi uyuşturucudan hayatını kaybetmiş. Son 2 yıl içinde 680 bin 575 kişi uyuşturucu tedavisi görmüş. En çok sigara içilen ülkeler sıralamasında Türkiye dördüncü sırada yer alıyor. Erkeklerin yüzde otuz bayanların yüzde on yedi dokuz, toplam nüfusun yüzde yirmi onda sekizi sigara kullanıyor. İçimizde de sigara kullanan varsa yıl bitmeden tövbe etsinler hiç olmazsa ee, e, ve devamlı haram işleyen, insanları da harama teşvik eden, rahatsız eden bir konumda olmaz. Türkiye'de yıllık kişi başı bir buçuk litre alkol tüketiliyor. Süt tüketimi ise günlük 66 gram. Ortalama bir buçuk litre alkol, 66 gram süt. Türkiye yolsuzlukta Avrupa'da birinci, dünyada Meksika'dan sonra ikinci sırada. Yani birinciliklerimiz yok diye hiç üzülmeyin. Bazı konularda dünya birincisiyiz. Ortalama 75,2 yıllık bir hayat süremiz var. Bu konuda da 62. sıradayız. En huzurlu ülkeler sıralamasında neye göre tespit ettiler bilmiyorum. İki türlü yalan varmış. Birisi normal yalan, birisi de istatistik. Ben istatistiğin yalancısıyım. En huzurlu ülkeler sıralamasında 163 ülke arasında Türkiye 145. sırada yer alıyor imiş. Evet, biraz da ekonomiye bakalım. Kişi başına milli geliri 21.146 dolar satın alma gücüne göre 189 ülke arasında 63. sırada imiş. Zengin ülkeler sıralamasında 30. sırada olduğu ifade ediliyor. Ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'ndan edinilen bilgilere göre bir yılda 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor. Tekrar edeyim bugünkü rakamlarla 214 milyar liralık gıda çöpe atılıyor. Günde tam günde 6 milyon ekmek çöpe gidiyor. 6 milyon bir günde. Afrikalıları herhalde doyurur. Dünyada en çok peçete ve tuvalet kullanan, tuvalet kağıdı kullanan ülkeyiz. Birinci sıradayız yine. Böyle birinciliklerimiz. Sağlıktaki kalite bakımındansa 188 ülke arasında 103. durumdayız. Sağlığa özen gösterme noktasında. Basın özgürlüğü konusunda 180 ülke arasında 151. sıradayız. yerli dizi ihraç etme konusunda ise ABD'den sonra dünyada ikinciyiz. Nelerimizi ihraç ediyoruz? onu değerlendirin. Halkı en dindar ülkeler arasında 24. sıradaymışız. Huzur ve güvenlik sıralamasında 145. sırada. Ölümlü iş kazalarında El Salvador ve Cezayir'in ardından dünya üçüncüsüymüşüz. Ölümlü iş kazalarında. Evet. Küresel cinsiyet eşitsizliği durumunda 130. sıradaymışız. Dünyanın ee, dünya ülkeleri arasında ortalama IQ sıralanmasında 90 ülke arasında 17. sıradaymışız. En güçlü pasaporta sahip ülkeler arasında 44. sırada. Çok önem verdiğimiz futbolda dünyada 33. sıradaymış Türkiye. Bunun yanında başka bir alana geçeceğim. Facebook kullanımında 6. Instagram ne o Instagram mıydı? Evet. Kullanımında dördüncü, Twitter kullanımında 11. imişiz dünyada. Türkiye'de nüfusun %60'ını oluşturan 48 milyon kişi internete bağlanabiliyor. Türkiye'deki mobil kullanıcı sayısı 71 milyonken e, mobil telefonlarla internete kullanan giren sayısı 42 milyon. Evet, bunların içinde gün içinde ortalama 7 saatini bilgisayar karşısında, 3 saatini telefon üzerinden internete bağlanarak ve 3 saatini de sosyal medya platformlarında geçiriyor insanımız. Televizyon karşısında da geçirilen vakit ortalama 3 saat. Tabi televizyon izleme konusunda dünyanın ikincisi imişiz. Dünyada ikinci %98'imizin evinde televizyon var imiş. Evet, en az 3 saat televizyon ortalama seyrediliyor. Peki, 3 saat televizyon seyrediliyor, şu kadar internete giriliyor. Kitap okumaya ortalama günde ne kadar vakit ayrılıyor derseniz, 1 dakika. 3 saat telefon, iki, pardon iki saat telefon, 3 saat televizyon, şu kadar internet, ortalama günde bir dakika insanlar kitap okuyor Türkiye'de. İhtiyaç listesinde kitap okuma ve kitap alma tam 235. sırada yer alıyor. Avrupa'da yüzde bir 21 olan kitap okuma oranı Türkiye'de yani normal kitap okuma alışkanlığı olan durumda Avrupa'nın ortalaması yüzde 21 Türkiye'de 10 binde bir yüzde 21 10 binde bir tabi bu 10 binde birin içerisinde Kur'an-ı Kerim ne kadar giriyor o da ayrı bir soru UNESCO dünyadaki okuma alışkanlıklarının e, rapor haline getirmiş o orada Türkiye Kitap okuma oranında dünya ülkeleri arasında 86. sırada yer almış. Afrika ülkelerinin bir kısmı bile Türkiye'den çok daha fazla okuyor. Japonya'da toplumun %14'ü, 14 Amerika'da %12'si, İngiltere'de, Fransa'da %21'i okurken bizde sadece 10.000 kişide bir kişi kitap okuyor. Tabi okumayanların canına okuyorlar. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Sevinelim bu e, rakamlara ve e, eğlenelim birkaç gün sonra yine hoplayıp zıplayalım. Sadece yıl başındaki eğlencelere ayrılan parayla e, neler olmaz dersiniz ki? Afrika zannediyorum 6 ay karnını doyurur. Evet. Peki ne oluyor sonra? Sonra bir sürü e, fesat, ahlaksızlık, gözyaşı vesaireyle diğer bir yıla insanlar merhaba diyorlar. Yılın sonu mu, başı mı değerlendirilmez. Aslında zaman bir daire gibi akıp gidiyor ve biz de ölüme doğru hızla yaklaşıyoruz. Ne yapılması gerektiğini aslında hepimiz biliyoruz. Günümüzün, zamanımızın, saniyemizin kıymetini bilerek cennete doğru koşmamız gerektiği halde hayırda yarışmamız gerektiği halde ömrü tükettiğimiz için sevinen insanlarız. Zaman o kadar kötü mü ki geçti diye, bir yıl daha geçti diye bayram yapalım. Öyle bir zamanın katiliyiz. Aslında zaman mı bizi öldürüyor, biz mi onu öldürüyoruz tartışılır. Evet sevgili arkadaşlar, her anımız ibadet anıdır, istiğfar anıdır kendimize dönme zamanıdır. Zamanlarımızın değerini bilmezsek, zamanı bize acıya ödeten insanlar çıkacaktır. Rabbim dost doğru Müslüman eylesin hepimizi inşallah. Ela inne ahsenel kelam ve eblan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kurel kur'an festemi'u leh ve ansıtu alekum turhamun Allahu azzebillahi min ash-shaytani rajeem Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. İnna